Herkese merhaba. Haftanın ilk işlem gününde iki yeni şirketin halka arzı var. Biotrend ve Aydem, ikisi de yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler. Önce Biotrend ile başlayacağım analizime. Biotrend'e de bakmadan önce aslında şöyle borsadaki daha önceki halka arz etmiş şirketlerin performansına bakmak istiyorum. Her halka arz videosunda bu önceki şirketlerin halka arz performansına bakıyorum. Bu X-Sars endeksi borsada halka arz etmiş şirketlerin 2 yıllık performansını gösteren bir endeks. Yani şirket buraya halka arz ettikten sonra ekleniyor endekse. 2 yıl boyunca endekste kalıyor. Çok ciddi bir yükseliş trendi var. Bunu borsa BIST 100 endeksiyle kıyasladığımızda son 1 yıldaki farkı çok daha muazzam. %42 yükselmişken BIST 100 halka arzlar %256 getiri sağlamış. Özür diliyorum. Son 1 yıla baktığımızda %358 getiri sağlamış. Halka arz endeksi. 5 yıllık baktığımızda ise çok daha muazzam bir fark oluşuyor. Halka arzlar %600 getirmişken BIST 100 endeksi %64 getirmiş. Son halka arzlara da şöyle bir hızlıca bakacak olursak, yani halka arz endeksi aslında hemen hemen her şeyi gösteriyor diyebiliriz ama yine de daha güncel halka arzlara da bakalım. Matrix vardı işte. Şuna bir günlüğü çevirelim. Matrix vardı son halka arz eden şirketlerden. Çok ciddi bir yükseliş yaptı. Ardından düzeltmesini yaptı. Şöyle hepsine bir topluca bakmak istiyorum. Işık Plastik olsun. Kuva Granit. Ardından Turex. Ve Natural Turex. Ve Natural Gas. Hepsine şöyle baktığımızda hemen hemen halka arz ettiği yere geri gelmiş gibi görüyoruz. Çok kısa bir süre tabii, daha 9 Nisan'da halka arz etmiş. Bunların en sonuncusundan fiyat alıyor galiba. Yani çok da ciddi bir yükseliş olmamış son halka arzlarda. Muhtemelen borsanın satış yediği döneme gelmesinden kaynaklı. Bunlarda da hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Biotrend enerjiye geçiyorum. Biotrend asıl alanı katı atıktan elektrik üretmek. Çöp ve biyogaz, biyokütle. Şöyle faaliyet raporuna baktığımızda halka arz bilgileri, fiyat tespit raporu. Fiyat tespit raporunu Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası çıkarmış. Şöyle birçok detay bilgiyi geçeceğim. Raporu hızlı geçeceğim. Çünkü Aydem'i de yapmak istiyorum ve videoyu kısa tutmak istiyorum. Biotrend iki ortaklı bir şirket. Doğanlar Yatırım ve Maven Enerji Elektrik Üretim. İkisinin %50-%50 ortaklığı var. Halka arzdan sonra %36-11, %36-11'e düşecek. %27.78'de borsada işlem görecek. Şirket çok yeni bir şirket. Gerçekten çok yeni bir şirket. 2017'de Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tecil ederek kurulmuş. 2017 öncesinde de aslında üretim yapsa da Biotrend adıyla 2017'de kurulmuş. Gerçekten çok yeni bir şirket. Daha önceki videolarda da defaten hep söylüyorum. Zaten illaki karşınıza çıkıyordur, çıkılması mümkün değil. Yenilenebilir enerji, işte çevresel endişeler barındıran şirketler önümüzdeki 10 yılın ana konusu olacak diye düşünüyorum. Özellikle korona salgınıyla insanların algısı, dikkati sonunda buraya çekildi. Dünya gerçekten yok oluyor. Daha doğrusu dünya yok olmuyor. İnsanlık yok oluyor. Çünkü insanlar yok olduktan sonra da dünya kendi kendine devam edecektir diye düşünüyorum. Ama bir an önce önlem alınmazsa gerçekten yaşanılabilir bir dünya kalmayacak. Ve yenilenebilir enerji de gerçekten buna çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü fosil enerji, ya fosil kaynaklı enerji gerçekten dünyayı yok ediyor. Baktığımızda şirketin 2018'de 5 tesisi varken 2020'de biyogaz tesisini 2 katına çıkarmış. Şu an 10 tesisi var. 2021'de 14 tesise çıkarmayı düşünüyor. Yine biyokütle 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi de 1 tane olmak üzere toplam 12 tesisi var şu anda. Coğrafi dağılımını görüyoruz. Genelde Ege bölgesinde tesislerin konumu. Şöyle çok fazla uzatmak istemiyorum. Direkt yine Yekdem'den destek alan bir şirket. Yekdem'in enerji sektörüne de ciddi bir katkı sağlıyor.
şirketlerin karlılığı açısından elektrik fiyatlarını geçiyorum. Finansal bilgilere geldik. Şirketin hasılasında çok ciddi bir artış var. 2018 yılında 50 milyon TL iken 2019'da 92, 2020'de ise 245 milyona çıkmış. Karına baktığımızda ise çok daha güzel bir patern görüyoruz. 2018'de zarar etmiş şirket. Zaten 2017'de kurulmuş bir şirket. Bence ilk 2 senesinde zarar etmesi normal diye düşünüyorum. 2019'da 2,7 milyon kar etmişken 2020'de 50 milyon TL net kar etmiş. Gerçekten muazzam bir artış. 2021'de de bu aynı artışı gösterirse çok 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 ciddi bir karlılık olduğunu görüyoruz. Yine hasılat gelişimini, brüt kar gelişimini grafiklerde de göstermişler. Gerçekten muazzam bir artış. Varlıklara baktığımızda ise duran varlıklarda da, ya bu tesisler olsa gerek, çok ciddi bir artış var. Gerçekten mükemmel. Tabii kullanım hakkı varlıklarına da baktığımızda, bu tesisler buraya mı girdi, buraya mı girdi? Açıkçası okumadım raporun bütün detaylarını. Zaten burada yok muhtemelen bu. Finansal raporlarına bakmak lazım. Ama çok, yani tesisler kendilerine mi ait, yoksa yapı-işlet devlet modeliyle mi kurulmuş tesisler, ondan çok emin değilim. Şurası biraz akıl karışıklığına neden oldu. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Maddi duran varlıklardaki muazzam artış bile bence harika bir gösterge diyorum. Genelde bu halka arz eden şirketleri alıp %50, %100 kar ettikten sonra elimden çıkarıyordum. Lakin Biotrend Enerji'yi uzun yıllar tutmak istiyorum. Dediğim gibi hani yatırım yaparken bir şirkete ortak olur musunuz gibi düşünmeyi tavsiye ediyorum. Kendim de böyle düşünmeye çalışıyorum ve Biotrend Enerji'ye gerçekten ortak olurum diye düşünüyorum. Baktığımızda borçlarında da çok ciddi, hatta 2019-2020'de bir düşüş var. Artışı geçtim. Bir düşüş görüyoruz. Borçlarda yine kısa vadeli borçlarda çok 100 bin lira kısa vadeli borçları var. Uzun vadeli borçları biraz daha uzun. Ve aslında uzun vadeli borçları olması bence bir güzel bir durum. Hem finansal olarak hem de aslında şirketin güvenini gösteren bir indikatör olduğunu düşünüyorum. Şimdi Aydem Enerji'ye geçiyorum. Aydem Enerji'nin fiyat tespit raporunu kendi sitesinde bulamadım. Onun yerine şöyle iş yatırımdan aldım. Yine kredi yatırımın yapmış olduğu bir fiyat tespit raporu. Aydem daha çok rüzgar enerjisinde üretim yapıyor. Daha çok aslında hidroelektrikte hani üretim yapıyor. Ben hidroelektriği çok yenilenebilir bir enerji olarak görmüyorum. Çünkü suyun da aslında sınırlı bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bize tabii ilkokuldayken öyle öğretilmiş hidroelektrik enerjinin yenilenebilir bir kaynak enerji olduğunu ve çevreye de çok da faydalı olduğunu düşünmüyorum şahsen hidroelektrik enerjinin. Aydem Enerjinin %100'ü Aydem Holding'e ait. Şöyle tesislerin yine coğrafi kuruluşuna, dağılımına baktığımızda Güneybatı Ege ve burası biraz daha Orta Batı Karadeniz diyebiliriz bölgelerinde kuruldu. Ve yine Mersin'de de üretimin %37'si de Mersin'de. Şöyle hidroelektrik santrallerini görüyorsunuz. Oldukça çok hidroelektrik santrali var. 3 tane de rüzgar enerji santrali, bir tane jeotermal enerji, bir tane de çöp gazından elektrik üreten tesisi var şirketin. Yine diğer şeyleri geçiyorum. Şirketin kapasite artışı hidroelektrik santrallerde, aslında durmuş biraz şirketin kapasite artışı. Aslında Aydem Enerji bence Biotrend'den farklı olarak biraz doygunluğa ulaşmış gibi, son 3 yıldır bir herhangi bir artış yok. Şöyle finansallarına gelip devam edeceğim. Yine üretimin büyük bölümü HES'lerden geliyor. Evet, mali tablolara geldik. Şirketin özet finansallarına baktığımızda forward marjı gerçekten muazzam. Çok çok yüksek bir forward marjı var piyasaya göre. Gelirlerine bakıyoruz. Direkt aslında run rate verileri, sektörel bilgileri de geçiyorum. Zaten bu sene bol bol, son yıllarda bol bol enerji şirketleri halka arz ettiği için sektöre hemen hemen Türkiye'de
Yani borsada parası olan herkes enerji sektörüne az buçuk hakim oldu. Tecrübeli yönetim ekibi, değerleme yöntemleri, benzer şirketler, yurt dışındaki benzer şirketler, finansal veriler, yani gelir tablosunu bulamadım. Defter değeri, defter değerini hesaplama yöntemi. Gelir tablosunu sanıyorum buraya koymamışlar. Sadece fiyatı nasıl hesapladıklarını göstermişler. Bir de sonuç olarak koymuşlar. Ortalama piyasa değeri, halka arz iskontosu. Evet, gelir tablosunu bulamadım. Şu tacirlerde olan bir tane daha fiyat tespit raporu var. Aslında tacirlerin kendi yaptığı fiyat tespit raporu burada muhtemelen daha doğru bulabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Bunlar da Yapı Kredi'den almış galiba. Burada da bir gelir tablosu yok. Gelir tablosunun olmaması da enteresan. Bir de devam önce şuradan kendi sayfasından bakayım. Raporlar, faaliyet raporları, finansal tablolarda burada buluruz diye düşünüyorum artık gelir tablosunu. Çok ilginç, burada da çıkmıyor. Gelir tablosu olmayan bir şirket. Ortaklık yapısı, organizasyon yapısı, haklar, iştiraklar, iç denetim, bağışlar. Evet, gelir tablosunun niye olmadığı konusunu çözemedim. Şirket bir gelir tablosu beyan etmemiş buralarda. İlginç bir durum. Heh, şurada evet sonunda buldum. Dönen varlıklara baktığımızda sadece 2019-2020 yılı var. Dönen varlıklarda bir küçük bir artış söz konusu. Hükümlülükler de aynı şekilde, öz kaynaklar, kar, zarar. Gelir tablosunun olmama sebebinin bu olabileceğini düşünüyorum. Şirketin çok yüksek finansman giderleri var ve 2 senedir zarar eden bir şirket. Bilmiyorum, hatam var mı? Yani sizler de bir bakın kendiniz tabii, ama ben burada ya fiyat tespit raporunda gelir tablosunu bulamadım. Acaba zarar ettiği için gelir tablosunu koymamışlar mı diye bir düşünce oluştu bende. Yapı Kredi yatırımın halka arz öncesi iskonto hesabına göre halka arz fiyatı 8.50 ve 9.10 arasında olacak diye gösteriyor. Halka arz öncesi iskonto oranı da maksimum %23, minimum %10 gibi göstermişler. Bakalım, göreceğiz. Ama dediğim gibi ben kişisel olarak da, yani etik olarak da hidroelektrik enerjide çok pay alma tutmak isteyen bir insan değilim. Muhtemelen buraya yatırım yapıp %50-100 aralığında bir artış olursa buradan çıkarım gibi düşünüyorum. Biyotrend enerji ise uzun yıllar tutmak istiyorum diye düşünüyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi neredeyse bütün halka arzlar en az %50 getiri sağlıyor. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir ve zaten bu halka arzlanan şirketlerin bu kadar getiri sağlaması da çok normal bir durum değil. Ama burada ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben tanıdığım herkese bu halka arzlara haber verip girmeleri yönünde teşvik ediyorum. Ama bir kez daha, üçüncü ya da dördüncü kere oluyor, tekrar diyorum, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Burada ciddi riskler de söz konusu. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler diliyorum.